Joy, mutlu musun orada? Nasıl her şey aşkım? Bazılarınıza çok destek olabileceğini düşündüğüm, yani ben böyle bir video izleseydim bana destek olurdu diye düşündüğüm, bu bakış açısıyla yola çıktığım birkaç şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar çok çok bence kolay zamanlardan geçmiyoruz. Ve geçenlerde bir video paylaştım. Bu videodan ya sonra yayınlanır ya yayınlanmıştır bilmiyorum. Bu sevgi ve korkuyla ilgili bir videoydu. Konu sevgi korkudan biraz daha farklı bir boyuta geldi benim açımdan. O da şu, ben hiçbir zaman bu kadar gerçek bir şekilde bazı toplumsal acılarla birebir karşılaşmamıştım. Ve bunlarla karşılaşıp, bunları yaşayıp, bunların içinde kendimi bulmak, yani karantina altında bir nevi yaşamak ve insanların her geçen gün daha çok hastalandığını bilmek beni değişik bir psikolojiye açıkçası soktu. Hiçbir şekilde panik ya da evham yapmadığımı düşünüyorum. Gayet sakin kalabildiğimi ve hani açıkçası duygu hallerimi de olabildiğince böyle çalkantılı olmaması için meditasyon, yoga işte yapıp ve okuyup işte kitap okuyup daha sakin kalmaya çalışanlardanım. Ama bütün bunlar olurken şöyle bir şeyin farkına da vardım ve eminim aranızda bunun farkına varacak insanlar da olmuştur ve olacaktır da daha da fazla. Küçüklüğümüzde bize şöyle bir şey söylenirdi. Kaç kişi hatırlar bilmiyorum. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu böyle hani takım oyunlarında, takım sporlarında falan hani ellerimizi böyle koyardık ve hani yapardık. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için derdik. Ve bu birlik duygusunu ne ara kaybettik diyorum kendimce. Hani son günlerde Türkiye'ye koronanın gelmesiyle ve ben olabildiğince evden çıkmamaya, işte insanlarla aramda daha mesafe koyarak konuşmaya, el sıkışmamaya, hani temasta bulunmamaya ve ne olursa olsun belki taşıyıcı da olabilirim mantığıyla, çünkü benim dedem 80 yaşında, 80-81 yaşlarında, onlarla bile görüşmemeye çok dikkat ediyorum. Ve bu hassasiyette sizlerin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir virüs söz konusu. Bunu yaşarken kaçımız dönüp de gerçekten yani birimizin yaptığı bir şey başka birini bu denli etkileyebiliyor. Ve aslında biz bazı davranışlarda bulunurken, bazı şeyleri yaparken bir diğerinin bundan ne kadar etkilendiğini ve ona ne denli zarar ya da yarar sağlayabildiğimizi unutmuş olabiliriz belki de. Ve bu sabah, daha doğrusu öğlen Coldplay'in Together at Home hashtag ile işte ilk TV yani sayfasında, Instagram'ında paylaştığı galiba bugün bir konserleri vardı ama konserin iptal olmasıyla beraber böyle bir 30 dakikalık hani ilk TV videosu paylaşmış. Onun paylaşımıyla içimdeki o duygu seli öyle bir aktı ki hani o müzik yapıyor genelde, hani çok az böyle işte bulunduğumuz yerde neredeyse kimse sokağa çıkmıyor ve herkes çok dikkat ediyor. Bir iki kişi hasta ama çocuklarım iyi gibi gibi böyle sözler söylüyor. Ama ben onun arkasındaki şeydeyim. Çünkü bu adamın aslında yaptığı şey bizlere destek olmak. Bizlerle umudunuzu kaybetmeyin, sevgiyi kaybetmeyin ve her birimizin birbirimize ne kadar aslında bir yerde ihtiyacı olan sosyal varlıklar olduğumuzun altını çiziyor diyeyim size. Bu arada kelimeler böyle birbirine giriyor olabilir. Gerçekten burada yani kelimeleri de çok fazla bu videoda takılmayacağım. Çünkü sizlerle en çok paylaşmak istediğim şey bir kendimize dönüp soralım, bu bende dahil. Korona olmasaydı belki biz dünyaya verdiğimiz zararın farkına varabilir miydik? Hani şey, bu arada bilmiyorum gördünüz mü, mutlaka Instagram'dır, Twitter'dır hani bakıyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. İşte bu son bir ayda Çin'in hava kirliliği insanların eve çekilmesiyle, karantina altına alınmasıyla ve daha da dikkat etmesiyle, tabii ki işte maskelerle gezmesiyle inanılmaz derecede düşmüş. Yani şu anda Çin hava kirliliği baya baya %60-70'lerde diye gördüm ben o paylaştıkları görselden ve okuduğum o bilgiden diyeyim. Yani böyle
bilimsel bir şey değildi ama uzun bir yazıydı diyeyim. Doğa bize ait değil ama biz doğaya aitiz. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmasak da emin olun yaşar gider. Bir şekilde iyileştirir, bir şekilde dönüşür, değişir ve devam eder o akışa. Ama bizler eğer ki doğaya sahip çıkmazsak, eğer ki doğaya saygı ve sevgi ve şefkatle yaklaşmazsak ve sadece ben ne olacak işte koronayı görmüyorum, işte korona da neymiş, İtalya'da mı oluyor, orada olsun onlar zaten ecnebi, bize ne onlardan mantalitesiyle yaklaşırsak inanın bana birçok şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. En önemlisi de bu birlik duygusu, bu bütün olma duygusu ve her birimizin aslında şu anda sen hastasın zamanı değil. Ama tabii ki de temas halinde olmadan, belki sadece online olarak şuna gelmemiz gerekiyor bence. Ve ben bu duyguyu hiç olmadığı kadar son zamanlarda içimde yaşıyorum ve taşıyorum. Asla şuna kapılmamanızı istiyorum. Bana kalırsa özellikle gençler ve gençlerden kastım. Özellikle 40 yaş altı, gerçekten gençler sınıfına bence giriyor. 40 yaş altının daha da dikkatli olmasını nacizane çok istiyorum. Çünkü hani 20 yaş altı da özellikle öyle. Çünkü 20-40 yaş hani bir tık daha böyle o bilincimiz hani bir tık daha fazla olduğu için biraz daha sorumluluk alabilir. Ama 20 yaş altı özellikle de ekstra. O evden olabildiğince çıkmayın. Lütfen. Bu sadece sizin için önemli değil. Aynı zamanda yaşlılar için de. Çünkü taşıyıcı olabilirsiniz. Bunun farkına varmayabilirsiniz. Belki hiç semptomları yaşamadan atlatabilirsiniz. Ama 60 yaşında, 70 yaşında biriyle sadece şu kadar yakın bir mesafede olduğunuz için o kişiye hastalık, yani o virüsü, koronayı geçirebilirsiniz. Ve bunun gerçekten ben sorumluluğunu çok hissediyorum. O yüzden eczaneler, işte gerekli almanız gereken market alışverişiniz varsa tabii ki çıkın. Ama çıktığınızda da insanlarla aranızda hep mesafe olsun. Yaşlı teyzelerinizle, anneannelerinizle, dedelerinizle, büyük ninelerinizle bence gerçekten azami temasta bulunun. Çünkü bu süreçte onların sağlığı bizlerin atlatabileceğinden çok daha zor olduğu için daha önemli. Evde inanılmaz derecede yapılacak muhteşem güzel şeyler var. Ben biliyorsunuz zaten hani minimalizme bir yıldan fazla oldu. Hem ilgi duyalı hem de hayatıma bunu aksettireli diyeyim. Ve minimalizmle ilgili yapmayı istediğim işte kitaplarımı daha da toparlayayım, işte eşyalarımı daha da düzenleyeyim. Daha çok işte ne verebilirim, hani onları bir paketleyeyim gibi şeyler vardı, duruyordu bir yerlerde, biraz savsaklıyordum. Onlara önem veriyorum, evde yoga yapıyorum. Siz de belki bütün bu süreci biraz bir durup, gerçekten bir durup, belki biraz hayattan es alıp, biliyorum çok zor durumlar yaşıyoruz ve belki daha da zor durumlardan geçeceğiz. Ama olabildiğince geri çekilip, kendi içimize dönüp ve evde biraz zaman geçirmeye odaklanalım. Aranızda biliyorum ki işten çıktığı, çıkarıldığı için kirasını ödeyemeyenler olacak. Günü gününe yaşayan, haftayı haftasına yaşayan ve gerçekten çok zor durumda olan arkadaşlarımız olacak. Ben bunun çok bilincindeyim. Ve elimden gelen, yani tek başıma elimden gelen ne kadar ne olabilir bilmiyorum ama inanın ben kendi payıma düşeni yapıyorum. Ama birbirimize destek olarak bu süreçten çıkabiliriz. Çünkü bizler tek, izole, işte her şeye biz sahibiz. Biz zengin olmalıyız ve diğerlerini dışlamalıyız. İşte o başkası, o öteki, ötekileştirme, işte hayır o yabancı, o ölebilir ama bize olamaz. Yani Türkiye'ye korona gelemezdi işte. Böyle şeyler yaşayamazdık gibi gibi. Hani bunlar hayatın bir parçası. Ve gerçekten bir dönüp bakın. Yani son nefesimizi aldığımız zaman benim açıkçası en çok düşündüğüm şey bu hayatta kaç kişiye acaba fayda sağladım? Kaç kalbe dokundum? Kaç insana ilham oldum? Kaç kişiye destek olabildim? Ve varlığım, ışığım kaç kişiyi aydınlatabildi? Ben sadece ve sadece inanın bunun derdindeyim. 1 milyon euro'm da olsa İnanın bana 1 milyar yani 1000 TL'm de olsa bankada benim şu iç huzurumu bir zerre etkilemiyor. Biliyorum aranızda olur mu öyle şey, saçmalıyorsun falan diyenler olabilir.
Ama inanın bana etkilemiyor. Yaşam kalitemi tabii ki de etkiliyor. Hayattaki istediğim şeyleri satın alabilmemi, size bu kamerayla çekim yapabilmemi, hani daha alt düzeyde bir kamerayla da çekim yapabilirdim. Ama ben şundan bahsediyorum. Her ne durumda olursak olalım, her zaman ama her zaman eğer ki o birlik duygusunu yaşarsak bir çıkış yolumuz var. Ve ben elimden geleni elimden geldiğince yaptığıma inanıyorum. Sizlerin de bu duyarlılıkta olduğunuza inanıyorum ve zaten inanmak istiyorum en başta. Dolayısıyla da arkadaşlar en basiti olabildiğince evden çıkmayın, olabildiğince sorumluluk alın. Burada 3 haftadan bahsediliyor. Ya olabildiğince hani insanlarla temasınızı kesin ve herkese ama herkese çok duyarlı davranın ve bu arada çok önemli bir konu. Yani beni Instagram'dan da takip ediyorsanız zaten bunu biliyorsunuzdur ama biliyorsunuz bu yurtların boşalmasıyla beraber öğrenciler artık Anadolu'daki birçok yere gitti, evlerine döndüler. Ve sokaklarda yaşayan kediler, köpekler, hayvanlar mama yardımına biraz daha muhtaç. O yüzden bu süreçte destekleyebiliyorsanız eğer benim hep paylaştığım Silivri camları ya da Patifood, Sosyopet, bunlara bir bakın, bu sayfaları destekleyin çünkü sokak hayvanlarına mama yardımında bulunuyorlar. Özellikle bu süreçte dediğim gibi bir bütün olmamız, bir birlik olmamız, yani böyle gerçekten biz ayrı değiliz. Bu yüzden siz de bu duyarlılıkta olmaya davet ediyorum. Gerçekten izlediğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu video biraz daha tuhaf, yani tuhaf derken daha değişik oldu diğer videolara nazaran. Ama bu duyarlılığımızı ve birlik duygusunu kaybetmememiz gerektiğini çok ama çok ama çok derinden biliyorum. O yüzden lütfen siz de buna önem verin. Bu videoyu da özellikle ulaşmasını istediğiniz kişilerle paylaşırsanız gerçekten çok minnet duyarım. Dün de ayrıca hani o İtalya'da yaşayan kızın adını hatırlamıyorum ama bayağı Instagram'da döndü. Bir kız vardı hani orada yaşananlar ve Türkiye'nin başına bunlar gelmesin diye paylaştığı. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bize bir şey olmaz mantığından geliyor her şey. Emin olun. Asla panik yapmayın. Asla evham duymayın. Asla endişede bulunmayın tabii ki ama tedbir alalım, önlem alalım ve o kızın dediklerini de bence izleyin. Ben onun görselini eğer ki bulabilirsem hani izleyebilmeniz için en azından şuraya koyarım nasıl bir video olduğunu görün diye ya da açıklamalarda linke bırakabilirsem bırakırım. Oradan da bir bakmanızda fayda var. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın ve asla ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Biliyorsunuz, çok iyi biliyoruz ki bugünler de gelip geçecek. Sizi seviyorum, iyi ki varsınız. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın. Gerçekten evinize çiçekler alın bu arada. Yani bana çok iyi geliyor. Sokağa çıkıp böyle maskenizi takıp hemen çiçek alın ve evinize dönün. Yani ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bu şekilde.